1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Hak İş'e bağlı sendikalar İskenderun'da basın açıklaması ile hem dünyaya hem de hükümete seslerini duyurmaya çalıştı. Emeği için var gücüyle çalışan emekçilerimiz, emeği ve alın teri davasından vazgeçmeyen emekçilerimiz, 1 Mayıs uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun. Hak İş Sendikası'na bağlı iş kolu sendikalar üyeleriyle birlikte Şehitler Abidesi'nin bulunduğu yerde Hak İş İl Başkanı Mehmet Güngör, emeği için var gücüyle çalışan emekçilerin gününü kutlayarak başladığı konuşmasına, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlara da değinerek Müslümanlara çocuk kadın demeden katliam yapan İsrail'i lanetliyoruz dedi. 76 yıldır Siyonist İsrail'in topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri tüm dünyaya haykırmak ve yaşanan zulümler sona ersin diye uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere alanlardayız. Hak İş olarak Siyonist İsrail'in ve katil Netanyahu'nun uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa Birliği, ABD ve onun kuklalarını nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz. Alın teri döken vefakar ve cefakar emekçilerimize, birlikte yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerimize meydanlardan sesleniyoruz. Bugün buradayız. 81 ildeyiz. Birlik, dayanışma ve mücadelemizi haykırmak için 81 ilde sizlerleyiz. Bugün 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde 48 yıldır emeğimizin ve alın terimizin hakkı için, hayat pahalılığı ve yoksullukla mücadele edilmesi için, vergide adaletin sağlanması için, sendikal örgütlülüğün artması için meydanlardayız. Hak İş İl Başkanı Mehmet Güngör, hükümete de taleplerini sıralayarak kıdem tazminatından emekli maaşlarına, çalışanların haklarından enflasyona kadar çok büyük sorunların bulunduğunu belirttiği konuşmasına şöyle devam etti. Bu mücadelesini sürdürecektir ve diyalog temelli taleplerimizi sıralıyoruz. Kıdem tazminatı hakkı korunarak yeni güvenceler ile geliştirilmelidir. Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyinin yükseltilmesini talep ediyoruz. Belediye ve belediye şirketleri dahil bütün kamu çalışanlarının kamu çerçeve protokolüne dahil edildiği bir model talep ediyoruz. 696 sayılı kanun hükmündeki kararname kapsamı dışında kalan işçilerin kadroya alınabilmesine imkan sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını, kadroya geçen işçilerin tayin, beca iş gibi özlük haklarının tam olarak verilmesini istiyoruz. Evde bakım ve destek sigortasının hayata geçirilmesini istiyoruz. Çalışma hayatının dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlayabilmesi için adil bir geçiş planının oluşturulmasını istiyoruz. Ülkemizde sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için sürdürülebilir uyum ve işbirliği çerçevesinde yeni politikalar oluşturulmasını talep ediyoruz.